Sevgili seyirciler merhaba, mutlu günler diliyoruz. Gündem Futbol'a hoş geldiniz. Yine dop dolu bir programla birlikteyiz, karşınızdayız. Son derece önemli gelişmeler var. Bunların hepsini programımız içerisinde konuşacağız. Her zaman olduğu gibi sevgili Bahri Avadır'la, sevgili Fatih Doğan'la hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle yine yoğun bir gündem var. Önce bir Bahri Avadır'a dönmek istiyorum. Şimdi Spor Stüdyosu programında bizden önce saat 14'te Erdoğan Arıkan'la Mustafa Sapmaz'la yapılan programda sizle çok konuşuldunuz. Falcao konusuyla ilgili olarak Bahri Avadır, Galatasaray ve Falcao gündem maddesi. Bu konuyla ilgili sizin ekleyecekleriniz, söyleyecekleriniz var mutlaka. Söyleyeceklerimi aslında çıkaracaklarım var. Öyle söylemek daha doğru. Aslında biraz fazla geldi. Yani konuşmalar fazla geldi. Şöyle ki benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Falcao konusundaki görüşmeler devam ediyor. Net olan şey bu. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Galatasaray Kulübü'nün başkanı ve sayın yöneticiler Galatasaray'ı kazandırmak için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Ha, olur veya olmaz, onu bilemiyoruz. Bu akşam açıklanır veya önümüzdeki günlere kalabilir, onu bilmiyoruz. Ya benim söylemeye çalıştığım buydu. Ama tabii ki çok kıymetli Galatasaray taraftarları yaklaşık 40-45 gündür bunu bekliyorlar. Bununla yatıyorlar, bununla kalkıyorlar Falcao konusunda. Hatta bir arkadaş mesaj atmış, ben sağlığımı kaybettim dedim ama senin sağlığın önemli. Ya Falcao gelir veya gelmez. Ama hafta sonuna kadar olumlu veya olumsuz bir şekilde mutlaka çözümlenecek ve bir açıklama yapılacaktır. Ama Galatasaray Yönetim Kurulu'nun çok ciddi anlamda çalışmalar yaptığını söylemekten başka şu anda söyleyebilecek hiçbir somut bir şey yok. Yani Galatasaray taraftarlarının bunu böyle bilmesini istiyoruz. Yoksa Galatasaray Kulübü bugün açıklama yapacak. İşte TK uçuş numarası akşam şu saatte buraya gelecek. Bunu diyebilmek için somut bilgi lazım. Bu somut bilgi yok. Şu an süreç devam ediyor. Süreç devam ediyor. Biz de takip ediyoruz. Biz de takip ediyoruz. Geldiği zaman mutlaka TRT ekranlarından çok sağlıklı bir şekilde ve doğru şekilde en net şekilde bunu vereceğiz. Evet. Bu konuya da açıklık getirmiş olduk bu şekilde. Fatih Doğan.